Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 30 Ağustos ve 6 Eylül arasındaki enerji anlatacağım. Yani 30 Ağustos haftasını anlatacağım. Ve efendim abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Şimdiden güzelleri aldık, kabul ettik deyiniz. Ve bu yeşil kuşlardan Neslihan Şirin ve kartlarından almak isterseniz ve özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Dedikten sonra Instagram hesabımın üzerinde oldukça duruyorum. Çünkü 550.000 gibi artık devasa bir takipçi sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Tabii oradakilere de sürekli buraya daha hani yayın yapamadım veya hani buyurun gelin falan gibi bir şey de söylemedim ama oradaki kitleyi buraya çekmeye çalışıyorum ki sizleri de oraya çekmeye çalışıyorum. Neslihan Şirin'e Instagram hesabım, ay kaçıp tuttu. Neslihan Şirin'e Instagram hesabım olmak üzere takipte kalabilirsiniz. Şimdi sizlere haftalık enerjiyi söyleyeyim. Yine bir bakalım mum mu kalem mi gibi seçiminizi yapın. Ben de haftalık enerjinize bakmak üzere şöyle ben de bir seçeyim. Ben çok seviyorum bu seçmeliği aslında. Evet, çünkü enerjiyi ben seçiyorum. Kontrol sizde, siz seçiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi güzelce daha önce karıştırmış olduğum kartlarımdan seçiyorum ama sizler de aldık kabul ettik der misiniz? Gerçekten bu alma verme çok önemli, kabul etme çok önemli. Kalem ve mum, kalem ve mum, hangini seçiyorsanız. Evet, zaten karıştırmıştık. Birer tane melek kartı enerjimize bakalım, ondan sonra yeşil kuşlardan bakalım olumlama kartlarımıza. Evet. Şimdi onları da şöyle yayalım ki enerjilerimiz efendim enerjileri şu açılıma yansısın. Hadi bakalım. Şimdi ilkin kalemi açacağız. Evet. Mumu şöyle çektik. Kalemi açalım. Kalemi seçenler şöyle, evet. Şimdi bu hafta kalemi seçenlerde, evet, bu hafta biraz korkular varmış. Geçmişle alakalı korkular. Yani sizler bir şeylerden korku anlamında geçmişte olan bir şeylerden korkabiliyorsunuz. Ama ve lakin burada size yardımcı olacak kişiler var. Devletle ilgili işler var. Bakın Boğa, Başak, Oğlak, toprak grubunun insanları var. Ve burada Ermiş kartı da bir anlamda doktor, avukat, işte hakim, bunları anlatıyor. Ve sizlerin de bence böyle kişilerle işleriniz olabilir bu hafta ve bir uzaklaşma, tatili de anlatabilir ya da bulunduğunuz alan size göre değil, kontrolsüz enerjiler var. Oradan derhal uzaklaşın der bu kart. Yani bahçe kapısından çık, bir uzaklaş diyor. Kendine gel diyor. Ve burada geçmişle alakalı korkular var. Ve aldanma, aldatılmaya çok dikkat edin bu hafta. İçinde bir kuşku var. O da gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olacak. Her geçen gün gerçek sevginin farkına varıyor. Aldanışlarımın birer tecrübe olduğunun bilincine vararak yol alıyorum gibi bir efendim şey geldi burada. Mesaj geldi. Bu aldatılma ne için olabilir? Çünkü hoşlanmadım bundan. Ay, bir kargaşa olacakmış. Yani sizlerin herhangi bir işinizde bir kargaşa olacakmış. Sizler kişilerden, olaylardan, durumlardan gelen bütün sıkıntıları kolaylıkla atlatıyorum diye bir olumlama yapabilirsiniz. Kalemi seçenler, bu aşk için olur, sosyal hayat, işle ilgili olur, bir düğün olur, kargaşa olur mesela. Yani bunları da anlatabiliyor. Evet, şimdi bakıyoruz bakalım. Evet, aslında böyle sarılmış, iki tane böyle sarılmış bir insan görüyorum. Ve bu arada birazcık hayatınızda sizi kıskananlar, size yük olanların var olduğunu, bu hafta bunu da iyice hissedeceksiniz. Bir kaplumbağa var. Kaplumbağa, S harfi var. Evi anlatıyor bu kaplumbağa. Aa, güzel bir evde buluşma ve bir aşk görüyorum ama burada sarmaş dolaş iki kişi var. Bir aşk yaşıyorlar ve bu hafta küçük küçük balıklar var. Bir de deniz yolculuğu gibi bir yerlere gidebilir bazılarınız. Ondan sonra zirveye çıkıyorsunuz. Birisinin yardımıyla birlikte bir zirveye çıkıyorsunuz. Bir yardım gözüküyor. Bir zirveye çıkıyorsunuz. U harfi gördüm. Aa, böyle balonlar olur ya hani Kapadokya'da böyle havalanan balonlar, ama o balonlardan görüyorum. Demek ki yeni bir hayat. Sizler zirveye çıkmanın peşindesiniz ve bu haftada böyle bir şeylere gebe, yani bunu olabilir. Çok kocaman bir fırsat var. Bir yani armut mu elma mı anlayamadım. Şurada bir sapı falan bile var. Yine bu aşkta temsil edebilir. Bir yeniliği, bolluk, bereketi, en nihayetinde bir yiyecektir. Ay kocaman, yani bu kadar büyük bir şey. Alacaksınız, sizler bir şey alacaksınız. Büyük bir para da elinize geçebilir, bakın. Dilek dileğiniz. Evet. Aa, oluşuyor dileğiniz zaten. Kaç yerinden oluşuyor? Bakın iki yerden akışta oldu. Fakat burada kadın figürlere dikkat edin. Bir elinizde böyle tutuyorsunuz. Şöyle tutuyorsunuz. Kıymetli bir şeye kavuşmuş gibi. O da çok güzel bu hafta. Bu hafta güzelliklere gibi ama bak sanki burada 110 içimden geçti. 1-1-10 olur ya, yani böyle bir durum var. 1-1-0 gibi. 7 rakamı gördüm. Evet, gayet güzel. Hayatınızda bakın hakikaten kargaşa yaratılacak bir şeyler ama çözümü de var. Yani çözüm de geliyor. Şurada bir A harfi var. Çalışıyorsunuz, harıl bir çalışmanın içine giriyorsunuz. Bunun kargaşası olabilir. Yeni bir iş başlangıcının kargaşası olabilir. Yani böyle bir şeyler var. Fakat burada bir de Y harfi gördüm. Farklı başka bir şey göremedim. Gayet güzel aslında. Ve bu kargaşaya dikkat edin. Birazcık uzaklaşın insanlardan. Geçmişten korkmayın. Kalemi seçenler. Evet, şöyle yapalım. Ama ben bu en güzel kartı koymak istiyorum. Yani devletle ilgili bolluk, bereket, güzel işlerinizin çözümlenmesiyle ilgili, bir insanın yardımıyla ilgili kartı koydum. Evet, şimdi efendim gelelim. Aldık, kabul ettik deyiniz lütfen. Bu haftamızın enerjisini mumu seçenler. Şimdi mumu seçenler, evet, bir değişim olacakmış hayatınızda. Burada taşınma, tadilat, tamirat, atama, tayin gibi bir olaylar var. Ve sizler bunu efendim böyle mücadele gözüyle bakıyorsunuz. Hani ben bir mücadele ediyorum, mücadeleyle bunu kazanacağım diye düşünüyorsunuz. Ama başarıyorsunuz. Bu hafta güzelliklere gebe. Bakar mısınız şuraya? Yani bir rakiplere 1-2 boy fark atma, kazanmayı anlatan bir kart bu. Mücadelede zaten siz de üstün geliyorsunuz ve çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Ve taşınma, tayin, atama gibi güzel haberler var. Devlet yardımı var. Boğazla ilgili 5. çakra. Güzel konuşmalar olabilir, güzel fikirler olabilir. Ve burada boğaz, ense, boyun, yani bu yani bu alanlara dikkat edin çünkü 5. çakra çıkmış ve efendim buradan güzel şeyler, konuşmayla ilgili şeyleri de anlatabilir. Yani konuşarak anlaşma ya da iletişiminizin çok güzel olacağı, neye niyet ettiyseniz veya bu hafta hızlı bir iletişimin olacağını gösteren kart çıktı. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi burada evet. Şimdi burada çok büyük bir güç alıyorsunuz. Bir boğanın gücünü, ya bakar mısınız boğaya? Dikkatli bakın, zaten boğanın bakın kamburu, bu da boğanın, yani bütün burayı bir boğa kaplamış. Güzel bir güç alıyorsunuz ya da boğa burcu insandan bir güç alabilirsiniz. Bu tez zamanda gelen bir haber. M harfi var, T harfi var, ondan sonra ve Y harfi var. Yani burada biz bir de yay burcu biri, yani bir ok var çünkü yukarısını gösteren ok gibi fırlama, yay burcu birini anlatabilir. T harfi de gördüm demiştim zaten. 3 rakamı, U var. Ay, böyle bir şeyler anlatıyor. Bu konuşuyor yani, ama tek bildiğim bir balık, boğa var. Bir de balık var. Yani kısmet var. Balığın kuyruğu çıkmış, yani boğaya yapışık bir de balık. Kocaman. Evet, dilek tutun bakalım. Yollara gidiyorsunuz. Ticaret olabilir ya da iş için, aşk için, buluşmalar için olabilir. Evet, akıcı bir şekilde olacak bir şeyler var. Bakın dileğiniz oluyor. Akıcı bir şekilde hem de oluyor. Aktı gitti. Evet. K harfi ve 4 rakamı da çıkmış burada. Dilek çok hızlı oluştu. Yani gerçekten bu dileğin oluşması harikulade. Gülen suratlar var. Birazcık tabii ki sizin gerçekten kıskananlarınız olabilir. Ama ve lakin hani böyle bir durumda nazar duası. Benim 3 dakikada nazara çözüm videom var. Nazar duası lütfen yapın. Çünkü bakın burada bir de size değişim çıktı. Onu da okuyalım. Değişime evet de, inandığın her şey köklü bir değişime doğru gidiyor. Direnç gösterirsen üzülürsün. Kendileri dahil, her şey, huyları dahil insan kendini baştan yaratabilir diyor. Olumlaman geldi. Hayatımın her alanındaki olumlu ve sürpriz değişimlere kendimi açıyor, kabul ediyorum. Artık daha iyimser ve huzurluyum. Ne kadar güzel. Artık daha iyimser ve huzurluyum. Kelebek yeni hayatı, yeni bir doğuşu gösteriyor. Evet, burada tamamen bir değişim. Kozadan çıkıyorsun sanki. Tamamen bir değişime evet diyorsunuz. Mumu seçenler. Bu da güzel bir şey gerçekten. Ben değişimin her zaman iyi olacağından yanayım, biliyorsunuz. Hoşçakalın diyorum. Diğer kanalda da burç gün yapmıştım. Onu da bu videonun altına linkini bırakacağım. Burcunuza göre de izleyebilirsiniz. Ama muhakkak ki buradan da size güzel mesajlar gittiğine eminim. Hoşçakalın. Instagram'dan ve burada takip etmeyi, abone olmayı unutmayınız.